üstüne bir webinarımız olacak. Eğitmenimizden Craft'a eğitim konseptinin ana eğitmenlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Craft'a tüm dünyada orofasyel ağrı üzerine eğitim veren konseptler içerisinde en önde gelenlerinden bir tanesi. Bu ayın sonunda da Craft'a eğitimlerinden birinin ilk bölümünü Ankara'da yapacağız ve eğitmenimizden bugün bize özellikle kronyofasyel ağrı üstüne değerlendirme ve tedavi olarak neler yapabiliriz? Onlar hakkında konuşacak. Onun haricinde eğer herhangi bir sorunuz olursa temporomandibüler ağrı üstüne, kronyofasyel ağrı üstüne veya Craft'a konsepti üstüne aklınıza gelebilecek herhangi bir soru olursa da kendisine iletebilirsiniz. Yes, then we can start slowly. Thank First you. of all, please you introduce yourself and also Craft'a Tamam. please. Arkadaşlar, sorularınızı mümkün olduğu kadar sunumun en sonuna saklarsanız iyi olur. Sunum bittikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Sonra da kapanışı yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Thank you, Adam, and also of course for your invitation to do this Zoom meeting, and also of course Alp, because it's a different language for me, but maybe also for you. So nice to have you here for this evening. Thank It's you. hour earlier for me in Holland, and an hour earlier later for you in Turkey. So first of all, let's see if I can change this one a little bit. Sorry, then as you know, we will also translate to Turkish. That's why arkadaşlar, bu arada Alp bizlerle birlikte fizyoterapist Alp her zaman olduğu gibi kendisine de teşekkür ediyoruz. Çevrede bize yardımcı olacak. Mr. İyi Alp akşamlar herkese. will Teşekkür help ederim hocam. for translation. That's why please you talk a little bit and then a little bit wait for the I will. translation. I will. Yeah. Thank you very much. Okay, so let's start with an introduction of the CrossFit approach, because it's a sort of approach what we can do as a craniofacial therapist. And what I want you to tell you a little bit more about this evening is about neuromusculoskeletal assessment. So it's not only about musculoskeletal problem, but more in a way of neuromusculoskeletal assessment. Now these. Öncelikle Craft yaklaşımıyla başlayalım. Craft aslında kronyofasyal bir yaklaşım ve bu sadece muskuloskeletal bir yaklaşım değil, aynı zamanda neuromuskuloskeletal bir yaklaşım olarak kabul ediyoruz. Yeah, so what we will do, we will look about specific treatments, how can we examine it, and what is the evidence for it, clinical implementation, of course, not all of it, it's just an introduction, but to give you a little bit more information about that. And we talk about not only about the jaw, because we're much more than only jaw therapists, but we also look about the cranium itself, and also the whole facial area, but also the neural structures. Bu sadece bir giriş ama aslında bu eğitim boyunca buradaki klinik uygulamalarımızdan, bunların kanıtlarından ve spesifik olarak nasıl değerlendirdiğimizden bahsedeceğiz. Ama bu sadece çene ile ilgili bir şey değil, aynı zamanda kraniyumun tamamı, servikal bölge ve yüzün tamamını da kapsıyor. Yes, then again, a small introduction. So my name is Daan Breedwart from Holland. I'm a physio exercise and manual therapist and also a teacher of Crafta. So we teach international abroad in different countries, in 26 countries we teach. And the whole concept is, yeah, it's a lot. And we are very happy that it's not only in Germany and in Holland, but also in America, Canada, and a lot of European countries. Benden kısa bir giriş yapayım kendim hakkında. Fizyoterapistim, aynı zamanda egzersiz terapistim, manuel terapistim, aynı zamanda uluslararası Craft eğitmeniyim. Uluslararası kastımız aslında 26 ülkede, sadece Hollanda'da değil, Kanada'da değil, 26 ülkede bu eğitim veriyoruz. So the plan for this evening is I want to tell you a little bit more what kind of patients present when we consult us in a specialized clinic and what does CRAFTA stands for? Bugünün planına birazcık bakalım. İlk başta aslında bakacağımız şey ne tarz hastalara konsülte vereceğiz bu tarz özelleşmiş klinik uygulamalarda ve Craft'ta neden var? Of course, with the current evidence about it and how can we examine these kind of patients? And I want to do end a little bit with a small case presentation. Ve tabii ki şu an elimizdeki güncel kanıtlar neler? Bu tarz hastaları nasıl değerlendiriyoruz ve bir vaka sunumundan da bahsedeceğiz sonunda. So to give you a little bit information about the whole program, we will start in Ankara with a hybrid course. This is the foundation course. And in the foundation course, what we can see here in orange, it's 10 days. And in the 10 days, we go to the jaw. We talk about the jaw, muscles, joints, the whole neural system around the jaw. How can we treat it? How can we examine it?
Kursumuzdan birazcık bahsedelim. Ankara'da yapacağımız kurs Foundation kursumuz. Hibrit bir kurs olacak. Turuncu alanda görüyorsunuz. Çeneden, çene çevresindeki yapılardan ve bunları nasıl değerlendireceğimizden, tedavisinden bahsedeceğiz. And then in the second part, we mainly talk about, I hope you can see it because it's a little bit blurred. We talk about the whole area of the cranium. So that's not only the cranium itself, the skull, but also the facial area, the bony structures, and how can we examine it and how can we treat it? A very important structure for us as craft therapist. Ve ilerleyen kısmında da umarım elimdeki maketi görebilmişsinizdir. Kraniyumun tamamından bahsedeceğiz. Ve kraniyum derken sadece buraları kastetmiyorum aslında. Yüz ve bütün kafayı kastediyorum. Ve krafta terapistleri için aslında krafta eğitimi için çok önemli bir alan burası. And in the third part, we talk about more the whole neural system. So that's not only the neural system where we know through the arms or to the legs or to the whole trunk, but specific in the whole orofacial field. So that means nerves for the jaw, nerves for the face, but also nerves for the tongue, for the eyes. So all the cranial nerves, how can we examine it and how can we treat it? Ve nöral kısımdan da bahsedeceğiz son kısımda. Nöral kısım derken sadece kollar gövde gibi değil aslında. Yüzümüzde, dilimizde ve kafa çevresinde, kraniyumdaki bütün sinirlerden bahsedeceğiz ve bunları nasıl tedavi edeceğimizden bahsedeceğiz. We support it with e-learning, so that's an extra thing what you can do with e-learning to have a little bit more extra videos, the e-learning itself, you know how the e-learning works. Öğrenme kısmımız da var aslında. Normalde burada anlattıklarımıza ek olarak öğrenebileceğiniz şeyler, videolar ve diğer eğitimler olacak içinde. Zaten öğrenmenin nasıl bir şey olduğunu hepiniz biliyorsunuz. And most of you already have then extra experience in how can we treat it, how can we examine it, and what can we do. But if you want to do more and you want to be a craft therapist, then we have the advanced courses. And in the advanced course, we talk about dysphonia, swallowing problems, tinnitus, how can we treat that? So we go a little bit more and precise in that kind of regions and problems, dysfunctions, and also treat patients during the courses. Ve temel kursta aslında her şeyi öğreneceksiniz bölgeyle ilgili ama biraz daha spesifik şeyler, biraz daha ileri bir krafta eğitimi için ileri seviye kursumuz da var. Burada belki daha spesifik tinnitus olabilir, distoni olabilir ya da yutmayla ilgili problemler olabilir. Bu tarz şeylerden de ileri kurslarda bahsedeceğiz. Then a th third part is the blue area here, the special course. And in a special course, we talk more about the oculofacial system, dizziness, all that kind of problems, but also about children who have headaches and that kind of problems. How can we assess, how can we manage children who have problems in the face or mainly with headaches? Ve bir de spesiyel kurs kısmımızda, özel kurs kısmımızda. Burada oküler problemlerden, dizilişten, rahatsızlık hislerinden de bahsedeceğiz ama aynı zamanda çocuklarda baş ağrısı ve çocuklarda olan diğer spesifik rahatsızlıkları nasıl tedavi ettiğimizi de anlatıyoruz. And if you want to do more and also want to be a craft therapist as an examination, it's also up to you, of course. You can also stop. But if you want to do more, you have to do a clinical assessment. And that means you will give me an example of a treatment. So you make a recording of a patient by film. And then you make a paper of it. And then I examine it or one of my colleagues. And then we have a sort of clinical reasoning about what can we do further for this problem. Ve aynı zamanda bu kursta şunları da yapabiliriz. Bir krafta terapisti olarak temel kurs aldıktan sonra alıyorsunuz bunu ve aldığınız hastayla ilgili belki notlarınızı alırsınız. Hastanın videosunu çekersiniz. Buraya getirirsiniz ve beraber nasıl değerlendirebiliriz ya da klinik karar vermeyi nasıl yaparız bunlara bakarız. And at the end, if you want to do the exam, then we have the certification for theory and the practical part, and to see if you are up to date, because it's important that you have a lot of knowledge and also practical skills, and mainly practical skills, of course. I think that's a very big part of the craft approach, of the learning what we do with our courses. 40% theory, 60% practical part, and to be a craft therapist. Ve tabii ki krafta terapistliğinde bizim kursumuzda aslında teorik kısımla beraber pratik kısım da çok önemli. Belki %40 bir şeyler öğreniyorsak %60 da teoriyi kullanacağız ve bunları birleştirerek aslında bir krafta uygulaması yapacağız. Then extra, and we had it. I still have it here as an example. We had Crafter Congress. We had it in Hamburg. It's every 4 or 5 years, and this year it was in Hamburg, where the dentist meets the physiotherapy and vice versa. And there were a lot of international professors all over the world who will talk about their approach. How can we work together and to learn from each other. Ve bu 5. düzenlediğimiz Krafto konferansıydı. Hamburg'da düzenledik. Daha da ekstra bir şeyler hasta katabilmek için bu tarz uygulamalar da yapıyoruz. Fizyoterapistlerle aslında diş hekimlerinin beraber bir araya geldiği ve diğer orofaciyal alanda çalışan uzmanların da olduğu bir konferanstı.
Okay, so that's a part of the education program. If you have more questions about it, just mail me or just mail the course center or the Crafta website, and we will tell you a little bit more about that. Daha Okay. fazla sorunuz varsa bana da mail atabilirsiniz. Kursa ya da Craft'a da mail atabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha fazla sayıda sorabilirsiniz. I think it's good to always to start with this slide because the cluster approach, it's much more what you can see here in blue. It's much more than just a TMG, eh? Because a lot of patients will ask me, oh, you're a jaw therapist. Okay, true. But it's not only the jaw. It's much more about when we talk about the cranium, we talk about the nerve. So again, it's just much more than only TMG. Burada slide üzerinden gidelim. Mavi kutuda görüyorsunuz. Bu sadece temporomandibüler eklem problemlerinden fazlası. Tabii ki siz bir çene terapisti olursunuz ve çenede çalışıyorsunuz ama bu sadece çeneden ibaret değil. Aynı zamanda kranium'un geri kalanlarını da kullandığınız yaklaşım. I think, and I also heard from a lot of participants, but also colleagues, we are mainly open-minded. Of course, it's important that we have our literature. It's important that we have our evidence, internal, external evidence. But we are open-minded with all the extra things what you've already done. Some of you are maybe already a manual therapist or treating children, etc. And it depends on what is your history, but you can use it. It's not only what we are telling you is the most important thing. No, we tell you a part of it, and then you can use it together. Aynı zamanda açık fikirli olmakla ilgili burada konuşabiliriz. Muhtemelen birçoğunuz şimdiden yapıyorsunuz. Birçok kanıtı değerlendiriyorsunuz. Halihazırda belki bazı manuel terapi uygulamalarını yapıyorsunuz. Belki çocuklar üzerinde çalışıyorsunuz. Ama burada da en üzerine duracağımız konu bizim size sadece yaptıklarını söylemekten ibaret olmayacak. Açık zihinli bir şekilde diğer alanları da düşünerek, diğer bilgileri de birleştirerek bir şey yapacağız. But of course, within a good clinical reasoning, with a good clinical thinking, if you want to do, of course, medical taping, it's okay. But tell us, tell me, tell your patient, why are you using medical taping, the dry needling, etc. Yes, very important. Ve şu da çok önemli aslında. Bu uygulama yapıyorsunuz, medikal bantlama yapıyorsunuz, belki kuru bir iğne, kuru iğneleme yapıyorsunuz. Burada da hem kendiniz için hem de hastanız için iyi bir şekilde açıklama olması gerekiyor kafanızda. İyi bir şekilde açıklıyor olabiliyor olmanız gerekiyor. Bu yüzden iyi açıklama ve klinik karar verme süreçleri de olacak burada. We know that the therapy is a little bit more also going to a coach approach. It's not only therapy as a therapist, but also coaching. So that means also from a distance or maybe with another device on the computer, with different programs, how we can train it. I will tell you a little bit more about in the case report, but I will tell you a little bit more about. Ve terapistliğin içinde aslında birazcık koçluk gibi de bir yaklaşım da var. Bunu biliyorsunuz zaten. Sadece terapistten ibaret olmuyoruz. Ya da belki bazı hastalarla uzaktan çalışmanız gerekecek. Bilgisayar başında farklı lokasyonlardan çalışmanız gerekecek. Bu tarz yaklaşımlardan da bahsediyor olacağız. Again, the start is always based on the internal and external evidence. That's the most important thing. But in our fields, there's a lot of evidence, but also still a lot of evidence we can use extra to support our things what we are doing. Ve bizim temelimiz her zaman çok önemli burada. Kanıta dayalı bir temel var ve internal ve eksternal kanıtları kullanıyoruz aslında. Evet, internal birçok fazla kanıtımız var ama eksternal de kullanabileceğimiz birçok kanıt var elimizde. A very big part of the education is the pain mechanism model. So that means we look to what is the evidence now about pain, eh? Because we know there's a big change now in how can we approach pain. Is it coming from the nociception? Is it more coming from the brain? And is it somewhere in between? Very important. Ve eğitimimizin önemli kısımlarından bir tanesi de aslında ağrı mekanizmaları. Nosepsiyondan mı geliyor, beyin tarafından mı geliyor, bu ağrılar ne kadar etkili? Bunların üzerinde de konuşuyor olacağız. Also, what I already told you in the green area here, that we're using our cranium as a technique. I think that's a very big change and big other thing what other therapists do here in Holland. Of course, the osteopaths are doing also that kind of things, but we are not osteopaths. It's other different approach. I will tell you a little bit more about that. Burada yeşil kısımdan bahsedersek aslında söylediğim kraniumu kullanacağız. Hollanda çok fazla terapist kullanmıyor aslında. Evet, osteopatlar kranium üzerinden bazı teknikleri kullanıyorlar ama biz osteopat değiliz ve biraz daha farklı şekilde kullanıyoruz bu kranium üzerinden teknikleri. Bunlardan da bahsedeceğim. And again, we also look at the children, the growing process, the function and pain. And that means when someone has a long problem of a sinusitis, a problem in the face, and it's every year it's there from 6, 7, 8, or 12 years old. What is the reason that someone had a di different development of the jaw, different development of the teeth, and what kind of dysfunctions are there because of the history? Aynı zamanda çocukları düşündüğümüz zaman da büyümelerinde ve geçmişlerinde olan disfonksiyonlar üzerinden de düşünmeniz gerekiyor.
6, 7, 12 yaşlarında bir çocuğun sürekli olarak her yerde sinüs problemi varsa bu çeneyi nasıl etkiliyor? Yüzde başka nasıl disfonksiyonlar yaratabiliyor? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Okay, so what do the patient we see present? So there are a lot of things to tell you about different things what we can see. But first of all, we see here teeth. What do you think about the teeth when you're looking at the teeth here? Is it good? Is it bad? Ve biz nasıl hastalar göreceğiz? Aslında hastalarda neler görebileceğiz? Bununla ilgili birçok şey söyleyebiliriz ama ilk bakabileceğimiz şeylerden bir tanesi dişler olabilir. Böyle bir diş gördüğünüzde iyi bir diş mi, kötü bir diş mi, nasıl bir şey düşünebiliyorsunuz? Of course, the dentist will say, okay, this is not good. And of course, there could be a lot of problems there. But it doesn't mean that there are automatically dysfunctions. But you can understand when there is constantly a sort of axial loading compression here at the left side, that it also has an involvement of the maxillary bone and maybe also problems giving problems in the neural structures above or maybe in other structures. So important to look about the teeth. İyi diş hekimi bu dişi gördüğünde belki bize birçok farklı şey söyleyebilir, birçok fazla sorundan bahsedebilir ama burada özellikle bu dişin sol tarafına baktığımızda ve solun üstüne doğru baktığımızda maksadında bir dahil etini görüyorsunuz. Onun üzerinde kalan sinirlerde de problem olabileceğini sadece dişe şöyle bir bakarak bile düşünebiliyoruz. Yeah, we can see it just an example here from a patient from the side. What do we see at this patient? This is a normal classification of a normal angle classification. How do we call it? Yeah, so we have different parts, a little bit too much to the front, a little bit more backwards or more neutral. Yeah, when you look at this picture, what do you see? Bu tarz bir görsele baktığınız zaman hastanın bu yönden fotoğrafına baktığımız zaman ne görebiliriz peki? Vücudu, yüzün belli bölümleri geride, önde veya nötralde duruyor. Bu kullandığımız klasik bir sınıflandırma. Buradan da yorumlar yapabiliyoruz. And we can see here that the jaw is already a little bit more to the dorsal side, and the upper part more to the upper part, to the frontal side. You can see already a sort of extension of the neck, maybe a posterior rotation of the neck. So we already see in one picture that maybe this patient had a lot of problems. Maybe not. It depends, of course. Bir fotoğrafta bile aslında şunları görebiliyoruz. Belki çenenin alt kısmı çok fazla dorsalde veya çenenin üst kısmı biraz daha frontalde önde kalıyor. Ya da arkaya boyuna baktığımız zaman belki boyun birazcık posterior rotasyonda ve ekstansiyonda duruyor. Ve bir fotoğraftan bile birçok şey söyleyebiliyorsunuz. Bu tabii ki değişebilir. Devamına bakmanız lazım. Bunlar bir sorun da olabilir, olmayabilir. Yeah, other example, we can see here Başka bir another örnek. patient. Yeah, from the front and from the side, totally different situation. In this situation, the jaw is a little bit more to the front, more in a protruded area. Bu tamamen farklı bir durum aslında. Önden ve yandan görebiliyorsunuz ve çene bu sefer burada daha fazla protrüzyon, daha önde görüyorsunuz. Yeah, we can see it's less an extension in this picture. Daha az ekstansiyon var yandaki görselde. But you can see already, when we look a little bit more to the facial expression in a neutral way, that there's already a sort of tension here around the mouth, maybe because of the occlusion, the contact of the teeth. Ve önden baktığımızda da aslında bir gerilim görebiliyorsunuz ağız çevresinde. Belki bu dişlerin oklüzyonundan, kapanmasından kaynaklı bir sorun da olabilir. Yeah, could that be a reason that this patient has headaches, or maybe a dysfunction of the jaw, or maybe swallowing problems, or tongue dysfunction problems? Bu hastanın belki baş ağrısı olabilir, belki yutma problemleri olabilir, çenede disfonksiyon olabilir ya da yutma disfonksiyonları yaşıyor olabilir. And probably you already saw also that the clavicula here is a little bit more to the front. And maybe there's an involvement of the accessory nerve, who making a contraction of the trapezius and the sternocleidomastoideus. Burada klavikulasına baktığınızda hastanın biraz da önde olduğunu görüyorsunuz. Belki buradan gelen sinirlerden de bir dahiliyet olabilir ve SKM ve trapezyumun da dahil olduğu bir durum yaşıyor olabiliriz burada. Yeah, so also your shoulder patient who is not getting better after treatment. Could be maybe an orofacial problem. And maybe it's coming from the jaw area, maybe it's coming from the nerve to that direction, and maybe it's not a shoulder problem, but mainly an orofacial problem. It could be also a combination, of course, of it. Ve belki de bir omuz hastanız var. Sürekli tedavi ediyorsunuz ama bir sonuç alamıyorsunuz. Bu orofaster alandan gelen bir sorun yüzünden kaynaklanıyor olabilir. Belki buradaki sinirlerin dahiliyeti vardır ve omuza doğru ilerliyor. Belki bütün sorun çeneden geliyor olabilir ya da ikisinin hem omuzun hem çene tarafından gelen bir sorun dahiliyeti olabilir. Bunlara da bakabiliyor olmanız lazım. Okay, other example just in the film. Look what we see. Başka bir örnek, bu sefer videoluğu ne görüyorsunuz? Çenen birazcık sağ sola kaydı. Is it working for you? Is that okay? Yeah, we can see. Yeah, okay, great. One more time. Bir kere daha bakalım. This is opening the jaw.
Click Çeneyi is a açtım. jaw. Çeneden klik sesi geldi. Sort of click could be with or without a bit pain. It depends. But maybe in this case, this is the problem for her in her rotation of her neck, in the movement of her neck, or maybe a facial problem in the pain in area of the face on the right side. Bu klik sesi ağrılı da olabilir, ağrısız da olabilir. Burada aslında boyunun rotasyonuyla beraber de bir durum var. Veya orofasyal bölgede de bir ağrıyla, dıştan bir ağrıyla da yaşıyor olabilir bu sıkıntıyı. Yeah, other examples. Again, children with headaches. What is the reason that a child who is 6, 7, or 8 years old was having headaches? What is the reason? Why is it presenting headaches in that area? What is the reason behind that? Başka bir durum, 6, 7, 8 yaşında bir çocuk belki baş ağrısı var. Bu bölgede bir ağrı hissediyor. Bunun sebebi ne olabilir? Neden böyle bir şey yaşıyor? Course, there could be a lot of reasons why a child has headaches, of course, but maybe sometimes it's a sort of dysfunction in the whole orofacial area or maybe the neural Bir çocuğun baş ağrısı yaşamasının tabii ki birçok sebebi olabilir ama sebeplerden bir tanesi orofasyal bölgede veya buradaki bütün alanda yaşadığı bir disfonksiyon yüzünden kaynaklanıyor olabilir. structures. Maybe it's in the stadium of changing the teeth, when they have not the teeth anymore. When they were younger and when they're getting older, we have different processes where they have different teeth. And maybe in this time, when there are coming new teeth, the child has headaches. What is the reason about that? Belki de dişlerin değişimi döneminde bir sorun yaşıyordur bu çocuk. Ağızda sürekli bir değişim oluyor ve yeni dişler ortaya çıkmaya başlıyor ve çocuk belki de bu yeni dişlerin çıkışıyla beraber baş ağrısı yaşıyor ve böyle bir bağlantı olabilir. So we also work a lot with, of course, dentists, but also orthodontics about in the process of the brackets, when there has something in the teeth. Ve diş hekimleriyle aslında çok fazla çalışıyoruz. Ortodontistlerle aynı zamanda çalışıyoruz. Belki bir diş teli uygulamalarıyla ilgili konuşabiliyoruz bu konularda. Okay, last example. We see here a big problem, of course, of this lady on the right side, after problems after radiotherapy. You can see there's a big area here of problem. The whole tissue is very hard. Maybe there's a sort of dystonia there. And of course, you can see that the whole tissue is more fused there. Burada radyoterapi aldıktan sonra bir hanımefendinin yaşadığı büyük bir sorunu görüyorsunuz. Bu da bir örnek olabilir aslında. Sağ tarafta bir distonya problemi olabilir. Yeah, and how can we look at this patient? Of course, it depends what is her question to us. What is her question? How she want to have a better function or maybe less pain? But already think about the reason of maybe rotation problems here, swallowing problems, yeah, maybe already talking problems, maybe the fluid of the mouth is a little bit too much in that area. Böyle bir hastayla çalışırken tabii ne yapacağımız onun bizden ne beklediğiyle de ilgili. Belki daha az ağrısı olmasını istiyor. Belki daha fazla fonksiyon olmasını istiyor. Yutkunma problemleri olabilir. Konuşmayla ilgili, akıcılıkla ilgili problemler olabilir. Belki ağzını kullanmakla ilgili problemler olabilir bu bölgede. And of course, this is not an easy example, an easy patient, but you can imagine if this patient had a lot of problems and you can help this patient in better dysfunction and better function and better, let's say it without pain, yeah, it's very helpful for the patient. Ve böyle bir örnekte aslında siz hastanı daha iyi fonksiyona getirebilirseniz, hastanın ağrısını azaltabilirseniz aslında çok daha iyi bir iş çıkarmış olacaksınız. Yeah, once again, also think about, of course, women, but also guys, maybe a sport guy or a sport woman, who have problems in the whole shoulder, cervical thoracic area, maybe because of area relating to the jaw and the neck and the cranium. Ve tabii ki şu da olabilir, sadece kadınlar değil erkeklerde de ya da sporcu kadınlarda ve erkeklerde servikatorasit bir sorunumuz var ve belki de bütün bu bölge ağrılı ama bu ağrı çeneden veya kraniyumdan geliyor olabilir. Okay, so I want to tell you a little bit more about the statements of Krafta. You can also look at the Krafta website, krafta.org, where we already explain a little bit more about the statements. How do we look about the jaw? How do we look about pain education, etc. But I will tell you a little bit more about now. Biraz da Krafta'nın neler söylediğinden aslında bahsetmek istiyorum. Krafta.org'dan da bunun detaylarını öğrenebilirsiniz ama Krafta'nın terapisiyle ilgili, ağrı ile ilgili neler söylüyoruz aslında. Kısaca biraz bunlardan bahsedeceğim. So first, our Krafta statement of TMG, temporomandibular dysfunctions. And of course, it's based on the best reasonable evidence, available clinical research.
And there's a lot of research going on these days in the whole facial field. Of course, there still should be a lot of things what we can do about looking at support, looking at the best evidence. But there's already a lot of things what we can tell about it. İlk söyleyeceğim şey ne aslında? Temporomandibüler eklem disfonksiyonları ve bu tarz disfonksiyonlarda yapabileceğimiz en güncel ve en iyi kanıta dayanan klinik çalışmalar neler? Bugünlerde çok fazla çalışma yapılıyor ve çok iyi çalışmalar var elimizde, kanıtlar var elimizde bunlarla ilgili ve bunlarla ilgili konuşuyoruz aslında ilk başta. And when we look about complaints and dysfunction of the individual patients, it's always important that we understand when we think about clinical reasoning, it is always to the individual patient. Yeah? So that means a tailored assessment and treatment approach. Ve her zaman hasta yaklaşımımızda kişiye özel bir, o tekil hasta için bir değerlendirme yapıyoruz, tedavi yapıyoruz ve ona göre bir yaklaşım sunuyoruz. Her zaman hastalara özel bir yaklaşımla ve değerlendirmeyle klinik karar verme yapıyoruz. Yeah, so that means when I'm getting a patient this morning and the patient has problems in the jaw, I'm not doing a protocol. No, I want to go to the individual situation once again and again to have a tailored assessment and treatment approach because every patient is different. Ve her hasta farklı olduğu için hasta sabah bir hasta geldiğinde bana ve çenesi ağrıyorsa elimdeki hazır protokolü gidip uygulamıyorum. Her hastaya özel hazırlanmış bir değerlendirme izliyorum ve ondan sonra ona özel tedavisini yapıyorum. Yeah, maybe also it's in, I don't know if it's also in your country, but in Holland we are very good these days in protocols, because for the insurance companies we have to fill it in. But it's very more important to look in an individual way and to help your patient. Of course, also have to do your administration, but look at your patient. That's the most important thing. Ve sizin ülkenizde nasıl bilmiyorum ama Hollanda'da aslında biraz böyle hazır protokolleri kullanmak çok kolay oluyor. Hem sigorta ve diğer şeyler işte daha rahat ediyoruz. Ama her hasta geldiğinde kişisel bir değerlendirme yapmak bu durumu daha iyi yönetmenizi ve daha iyi tedavi yapmanızı sağlayacak. Now, then again, when we look about jaw problems, it's not only the jaw. So, of course, we will examine, we will treat it. But very important, it's also to look a little bit more further than only the joint, to look about neural structures, to look about muscles, to look about dysfunctions of the cranium itself. Ve bundan bahsettik. Aslında bir çene problemi geldiğinde tabii ki çeneyi değerlendiriyorsun, tedavisini yapıyorsun ama biraz daha ileri bakmak, oradaki kraniosakral yapılara bakmak, belki nöral yapılara bakmak ve onları tedavi etmek de buradaki başarınızı ilerletiyor. And how can we do that in our clinical thinking and how can we come to the best treatment for that patient? Ve kendi bu klinik kararımızı ilerletip bu hasta için en iyi tedavi nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. So of course, just as an example, there is of course literature about this, just as an example. This is an example from a cross-sectional study where they observed a lot of patients with a lot of data. Bu bir örnek aslında. Bu konuyla ilgili çok fazla literatür var ama cross section çalışma bu ve çok fazla data içeriyor. Yeah, and they want to know if there are patients who are having jaw problems, maybe also have a lot of associated cervical impairments. Ve çene, çok fazla çene problemi yaşayan hastaların aslında servikalden de etkilenimleri olabileceğine dair bir çalışma. Yeah, I mean they saw when there was a greater level of dysfunction, when it was observed, there's also a lot of much more cervical muscular functions problems. So that means when there are jaw problems. Most of the jaw problems also have a lot of cervical problems or cervical impairments. Ve şu şekilde aslında çenede çok fazla problem ve disfonksiyon gördüğünüz zaman aslında bu çok fazla servikal alanda problemle de karşımıza çıkabiliyor ya da servikalin çok fazla etkilenimi olabiliyor. And to give you a little bit side information, of course, sometimes it's very difficult to understand, and then we will explain to you that more in our courses, that when a patient had problems in the jaw, or let's for instance, let's say in the neck. And the neck is going to the afferents, to the brainstem, to the different areas in the brain, to the sensorimotor area. Bir hastamız var. Bunu hasta kursta bundan çok fazla bahsediyoruz ama çenede problemi var, boyunda problemi var ve buradan beyin sapına doğru devam ediyor buradaki sinir referentler. Now, then there's also information coming from the jaw area to the cervical trigeminal nuclei, going to the same highway to the brain. Yeah, it's collecting there in the sensorimotor cortex. And then, when there is a chronic problem, or when there is a problem when it's constantly coming back during the days and month, sometimes it's very difficult for the brain to distinguish was the pain coming from the jaw or was the pain coming from the neck. Ve çenedeki bir problem de aslında bu servikalden gelen
yolu takip ederek beyinde toplanıyor ve uzun süre kronik bir şekilde hem çenede hem boyundan bir problem olmaya başladığında beyin bu bilgileri işlerken bu sorun gerçekten çeneden mi yoksa beyinden mi geliyor? Aynı yolları kullanarak geldiği için ayırt etmekte zorlanabiliyor. So then maybe a jaw problem, the nociception of the jaw going to the brain, and the brain makes a decision, okay, this is a neck problem. Yeah, so the projection will be as a revert pain, let's call it like that, to the neck or to the shoulder, but it's actually a jaw problem. Ve şöyle bir durumla karşılaşabiliyorsunuz aslında. Nociception çeneden geliyor. Beyin diyor ki bu sanırım boyundan gelen bir ağrı ve bu sefer boyuna ve omuza doğru yansıyan bir ağrı oluşturuyor ve problem burada hissetmeye başlıyor aslında. Yeah, but more about that, of course, in the courses. But that makes it also interesting to look in a different way to your neck patients. What is happening there? Why is it constantly coming back? Kursta bunları konuşacağız aslında ama boyun hastalığına bakmak için güzel farklı bir yol bu. Niye boyun hastalığı sürekli tekrardan size geliyor? Bunu biraz daha anlıyoruz. So the other thing, as a statement, is that we can look a little bit more to the cranium. Yeah? So that means all the colors here of the cranium itself, but also in the face. Burada diğer söylediğimiz şeylerden bir tanesi de aslında kraniyuma bakmak. Bu maketteki birçok farklı rengi görüyorsunuz. Bu aynı zamanda yüzü de kapsıyor. And we can do the same with the cranium, what we can do with a shoulder problem, with an elbow or a wrist, or maybe with the joints itself of the spine. Ve aslında siz bir omuzda, dirsekte ya da omurgan üzerindeki de eklemde neler yapabiliyorsunuz? Kronik üzerinde de bir şeyler yapabilirsiniz. Of course, in a different way, but we have very interesting parameters which we can Ve tabii ki farklı bir şekilde yapmanız gerekecek bunu ama değerlendirebileceğimiz çok fazla parametre var elimizde burada. examine. And the most important things, of course, there is resistance when I give pressure on my cranium. Of course, there is resistance. That's normal, of course. Bakabileceğim şeylerden bir tanesine kraniyuma bir basınç verdiğinde biraz direnç olacak. Tabii ki bu normal bir şey. But also the different structures, the different colors, what we already saw on the skull, has a sort of rebound. And rebound means, let's say, when I'm a football fan, when I want to play with my friends, with my team, yeah, I want to feel the leather ball, and I can feel the resistance, but there's also a little bit rebound. Hey? Is it not too hard or is it too soft? Bu direncin haricinde aslında hissedebileceğimiz şeyler ne? Maketin üzerinde farklı farklı renklerde farklı yapılar temsil ediliyordu aslında. Ve hepsinin başka bir rebound, geri sekme etkisi var. Bunu futbol fanı olarak şöyle açıklayabilirim aslında. Elinize futbol topunu aldığınızda birazcık sıktığınızda size bir geri dönüş verir. Buna benzer bir his. Yeah, so that's the second part where we look at. And the third thing is a very important one, is the sensory response. Bu ikinci kısmıydı baktığımız şeylerden. Üçüncü kısım ise sensörü cevaplar. And a sensory response could be, hey, this is my pain. And of course, the most important thing is, this is actually my headache, which I can feel now. Hey, you're doing something here. Hey, this is my headache. Ve alabileceğiniz en büyük sensör cevaplardan biri ne? Abi, şu an hissettiğim ağrıyı hissediyorum. Sen başın burasına bir şey yaptığında aynı baş ağrısını hissediyorum demesi mesela hastanın. Yeah, or maybe when we look a little bit more to the maxillary area, so where the bony structure where your upper teeth are in, hey, now I can feel my facial pain. Now I can feel my sort of sinusitis, yeah? So an inflammation area around the sinus in the face. Ya da biraz daha dişlerin üstünden maksalar alana baktığınızda ve bastırdığınızda hasta dedi ki evet, yüzümde hissettiğim ağrıyı hissediyorum ya da sinüzitimi uyarıyor bu. Buralarda bir ağrı hissediyorum diyebilir. Or maybe I see also a lot of patients with tinnitus. Or just as a comparable sign, as they have other problems, but there is also tinnitus. And when you make that movement and you can feel the rebound, the sensory answer will be, hey, now my sound is getting harder, or my ringing or buzzing is getting lower or higher. Ya da tinnitus'u olan bir hastada bu çok karşılaştırabileceğiniz bir işaret aslında bizim için. Rebound'ı yaparsanız da bakarsınız daha duyduğum ses arttı, azaldı ya da şu an duymuyordum. Bunu yaptığın için sesi duymaya başladım tekrardan gibi tepki verebilirsiniz hasta. Yeah, so I think we have very nice parameters what we can use to assess it and also after that, of course, treat it when it's necessary, of course. Yani aslında kraniyum üzerinde çok fazla değerlendirebileceğimiz parametreler ve eğer gerekliyse bunların tedavisini de yapabiliyoruz. Yeah, and here in the picture you can see the parietal bony structure is whole and there will be a movement, sort of movement, much more about it later, of course, but pressure around the temporal area of the cranium. The area Burada where görüyorsunuz parietalden tutmuş da frontalden bir hareket var devamında. Bu tarz teknikler now, of course, there are if there is a problem, there could be an abnormal tension because the whole cranium has a sort of tension from itself of the cranial bones and also a sort of compliance.
And when there is a problem or an abnormal situation, then it could lead to maybe dysfunction or pain. Ve tabii skleronomi tuttuğunuzda bir gerilim olacak kranial kemikler üzerinde ama anormal bir gerilimi hissedebiliyorsunuz ve bu hastanın şikayetleriyle de ilişkili olabiliyor. And then again, when we look about children, and there's not a good development of the teeth because the occlusion when the teeth are coming together is in a different way. There's a different axial loading on the teeth. It gives also a lot of other tension, of course, in the whole facial area and another compliance of the cranium. Bu çocuklarda aslında görebileceğiniz bir şey. Dişler farklı farklı şekilde çıkmaya başladığı için maksirle üzerinden yüzün geri kalanına da farklı bir gerilim verebiliyor. Ve bu gerilim farkını da hissedebiliyorsunuz ve bu da şikayetlere sebep olabiliyor. There are different pain mechanisms and ideas of the classification of pain. Ağrıyı sınıflandırırken de aslında bakabileceğimiz diğer bir ağrı mekanizması da şu olabilir. And one of my colleagues did a very interesting study where she looked about okay, is there an what is the result when I'm treating patients? Can I distinguish between a patient having cervical or temporal mandible complaints versus a control group? Ve bu meslektaşlarımızın yaptığı bir çalışma şunu karşılaştırmaya çalışıyor aslında. Servikal problemleri olan, çene problemleri olan ve kontrol grubuna bakıyor. And is there a difference response between these two groups, the healthy group or the cervical group and or temporomandibular complaint group? Ve şuna bakıyor. Normal grubun tepkileriyle baktığımız parametrelerde temporomandibüler ya da servikal problemleri olan grubun tepkileri nasıl? And we can use these techniques very good. And just as an example, I will explain it later. I will explain it later. First, a little bit more about pain because Bu bir örnekti sadece. Aslında birazcık ağrıyla ilgili açıklayayım. Sonra bununla ilgili konuşalım. a very important structure when we look about pain is the dura, but an also important structure is about the latest literature is that also the meninge are very important when we look about pain. Ağrı ile ilgili aslında baktığımız zaman önemli yapılardan biri dura ve ağrının değerlendirmesiyle ilgili ama aynı zamanda meningeal kısımlara da bakabiliyoruz. In this study, they saw that the meningeal afferents, so the information is coming, are in the innervates extracranial tissue. So that means extracranial out of the cranium, and as the opposite way, it's intracranially. Ve burada meningeal aferente baktığınız zaman ekstra kranial yapılardan gelen ağrı hissiyle içerideki ağrının bir karşılaştırması gibi. Intracranial, there's a connection with the dura, but there's also a connection when we look extracranial tissues with the periosteum. And pericranial muscles via the collateral projections through the skull. Proteal yapılarla beraber aslında duranın internale içeriye bağlanan bir bağlantısı var. Aynı zamanda dışarıdaki meningeal yapılara da olan bağlantısı var ve bu şekilde geçişler var. And we know that these afferents may be nociceptive, so that could be also an explanation that when we're making movements of the skull, but I explained to you in the previous slides, that also my patient is getting better. Bunları, bu aferentler aslında bize şunu düşündürebiliyor. Ben bir önceki görseldeki gibi kafada bir hareket yaptığım zaman burada bir nosepsin olabilir ve bu yüzden belki benim kullandığım bu teknikler aslında iyi geliyor. And it maybe also can influence the whole neural structure when we talk about the neural situation in the face, the jaw, the mandibularis, the trigeminus, the facial nerve, etc. Ve bu yüzden de aslında bunları kullanarak diğer yüzün yapılarına da etki edebiliyorsunuz. Çeneye belki yüze ve diğer nöral yapılara da etki edebiliyorsunuz nöral yapılar üzerinden düşünmeye başladığınızda. Yeah, then there is a very big shift going on about neuropathic pain because neuropathic pain is nothing new, but there is a shift in thinking about neuropathic pain. Nöropatik ağrıda büyük bir şey var diyebiliriz aslında. Bu yeni bir şey değil ama bunun üzerine düşünmeyle ilgili bir değişim var. Leading for us is always the DC and TMD classification. So that means the diagnostic criteria of temporomandibular disorders. DC, TMD değerlendirmesi üzerinden bakabiliyorsunuz aslında buna. Diagnostik kriterleri, temporomandibüler disfonksiyonun. And we combine this classification with the International Headache Society, the EHS. Ve buna şuradan bakıyoruz. Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu EHS'ten. And also we combine it, what is the situation when we look about the ISP, so the International Association of Pain, where they Ve describe all the kind of pains. değerlendirmemiz aynı zamanda şunu da entegre ediyoruz. IASP'yi, Uluslararası Ağrı Derneği'ni.
And there is also already a group in the ISP area where they look about, let's look a little bit more different to classifications of pain. And there was also from our study group a proposal combined from Picard and Toby Hall about thinking a different way about how can we treat and distinguish, make a subclassification about cranial neuropathic pain. EASP'nin değerlendirmesinden bir grubu kullanıyoruz aslında ama onun aynı zamanda bizim kendi çalışmalarımız da artık karşı halın yaptığı ve biraz da ağrıları küçük alt gruplara daha ayırabiliyoruz bu konuda. Now, just to give you an example, and of course, we will talk about a lot about this situation, with this kind of subclassification. So we have neuropathic pain with a sensory hypersensitivity. That's one. Bu gruplar hakkında çok daha fazla konuşuyoruz tabii ama birkaç alt gruba bakabiliriz. Bunlardan bir tanesi nöropatik ağrı sensörü hipersensitivliği ile birlikte. What could be, for instance, a very painful situation in the face? Çok ağrılı bir durum olabilir yüzde. Could be also a compressive neuropathy. So think a little bit more about when we compare it with an hernia nuclei pulposi. So let's, for instance, say in the neck or in the lower back. Boyunda veya üst sırtta bir herniyle beraber belki olabilecek çok kompresif bir nöropati hissi olabilir hastada. A very big group, what I see, but also what my colleagues see in their clinic, is patients who have a peripheral nerve sensitization. Ve benim de meslektaşlarım da çok fazla gördü aslında klinikte periferal sinir sensizasyonu olan grup. So already to look in different ways to pain and to neural structures, it's very important to for your assessment and of course also for your treatment and also of course for your outcome. Yani şimdiden şunu görebiliyorsunuz aslında ağrıya ve hastaya farklı şekillerde bakabiliyorsunuz. Bu size farklı tedaviler sunuyor ve farklı sonuçlar da sunabiliyor. You can imagine if I'm treating number three in the same way as number one, I make it much more worse. Ve şunu düşünün, bir numarayla üç numarayı aynı şekilde tedavi etmeye kalkarsam çok fazla şey alamayabilirim. Then an important thing in also in the courses is to talk about pain education, and I think also in your country it's a hot topic here when we talk about pain education. Ve ağrı eğitimi muhtemelen sizin ülkenizde de önemli konulardan biri bu şu anda. Ağrı eğitiminden de çok fazla bahsediyoruz kurslarda. And of course we know it can play a very important role to facilitate desensitization of nerve system of other problems. Diğer problemleri ve sinir sistemini de fasilite etmek çok önemli burada. Bunu biliyorsunuz. For instance, unpleasant sensory or emotional experiences. Hoş olmayan sensörü ya da duygusal şeyleri, girdileri azaltmak. Yeah, so it's not only hands-on. I think it's a very good thing what we are doing with the Crafter approach is that we're working hands-on because we can make a real big difference there. But of course, we also think about pain education. Yeah, it's a very Ve hasta üzerinde çalışmak değil sadece. Aslında Craft'ta çok fazla hasta üzerinde çalışıyoruz ve direkt hastaya temas ederek yapabileceğimiz çok fazla teknik var ama aynı zamanda hastanın eğitimini de kullanarak yapabileceğiniz çok fazla şey olabiliyor. Yeah, and again, it's a little bit more what we already said, but to do a good, adequate assessment, there are different treatment strategies what we can use to have influences on pain beliefs, pain behavior, and I think very important way to look about when we treat our patients. Ve hastalarımızı tedavi ederken aslında iyi bir değerlendirme yapacağız ama aynı zamanda tedavi stratejilerini belirlerken de hastanın ağrısı üzerine eğitim vermek, hastanın inançlarını ve ağrı alışkanlıklarını öğrenmek ve buna çalışmak da çok etkili oluyor. And it makes it, of course, also very exciting to treat our patients. And not only hands-on, and not only training, combined in a good clinical thinking and use different kinds of ways of pain education. Yani hastayı sadece egzersiz yaptırarak ya da sadece ellerimize tedavi ederek değil, aynı zamanda hastayı eğiterek de tüm alanlarda bir tedavi yapmaya çalışıyoruz. Yeah, there are good studies about it, systematic reviews, for instance, from Adrian Lau. Where they already talk about when there are chronic problems, when patients have chronic problems in that area, it's very important to use also PNE, so that means pain neuroscience education, to have a better outcome for less disability or a better movement, etc. Bu güzel bir çalışma aslında Adrian Lau'nun yaptığı bir sistematik review ve PNE dediğimiz ağrı nörobilim eğitimiyle hastanın ağrısında, fonksiyonunda ve diğer alanlarda iyi sonuçlar alabileceğimizi gösteriyor bu çalışma. Now, how can we examine this? Of course, from theory into practice, from practice into theory. It's very important to understand both, of course.
Peki buna nasıl bakıyoruz aslında? Teoriden pratiğe, pratikten teoriye. Aslında ikisini birden de biraz yapmanız gerekiyor. So we do that, of course, in a subjective way, in a physical way. Subjective examination and physical examination. Değerlendirmemiz peki nasıl oluyor? Subjektif bir değerlendirme var ve fiziksel bir değerlendirme var. And we can see a scheme of how can we look to this kind of problem. So someone has a facial problem or maybe a jaw problem. And the question, of course, is it actually a temporal mandible problem? But of course, the subjective data will tell you. Ve bu değerlendirmemizin bir şeması gibi düşünün aslında. Bir hasta geldi, fasciyel bir problem var veya TMJ'de bir problem var. Burada hastanın gerçekten bir temporomandibular problemi var mı? Bunu ilk başta subjektif değerlendirmeyle bakabiliyorsunuz. Or maybe the cranial cervical region is involved. Think already about the cervical trigeminal nuclei. Ama belki de kraniyo-servikal problemi var ve bu sefer servikal bölümde şimdiden düşünmeye başlıyorsunuz. Or maybe it is a jaw problem, but mainly it is a neural status. Think about the peripheral nerve sensitization, what I mentioned before. Ve belki de gerçekten bir çene problemi var ama aynı zamanda kronoöral yapılarında bir etkisi var. Burada daha öncesinden bahsettiğimiz gibi bir yol izleniyor olabilir. Or is it maybe more a skeletal problem, say the skull itself? And of course, it's not always it's only this or only that. Mostly it's a combination of it. And then we try to look what is the most dominant area where to look at and how can we treat it, of course. Ve belki de aslında kafatasının kendisinde daha kemiklerle ilgili problem var ve buna da bakmanız gerekebiliyor. Ve genelde hiçbiri tam sadece bir tanesi gibi olmuyor. Hepsinden biraz biraz oluyor ve siz hangisi daha dominant bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Yeah, to give you an example, there's a very nice way to examine it. Just as an example, when I'm rotating my neck, in this case, what I'm doing here with this patient, when she's looking to the left. Bu güzel bir örnek aslında. Bu hastanın boynunu rotasyonu alırken sola doğru bakmasını istiyorum. And she tells me down when I'm looking to the left, for instance, when I'm driving my car or when I'm lying in bed in prone, I always get pain in this area. Yeah. Ve Then we, sorry. hastanın bana söylediği şey de şu aslında. Sola doğru baktığımda, arabayla sola doğru baktığımda ya da üstü yatarken her zaman bölgede bir ağrı hissediyorum dedi. Then we can do as an example a rotation differentiation about is the pain coming from the jaw or maybe is it more dominant from the neck? Ve biz burada aslında bu tarz değerlendirmeyle bu rotasyondan gelen ağrı daha çok çeneden mi, boyundan mı geliyor? Bunu ayırmaya çalışıyoruz. Mostly important, of course, that it should be a more input tendency. So that means an on-off reaction. Hey, when I'm going to the left, there's my pain. When I'm coming back, it's okay. But when I'm there's my pain again. But when I'm coming back, it's okay. Has a more dominant input tendency. Ve burada aslında hangi tarafa doğru daha dominant bir yatkınlığı var inputla beraber ona bakmaya çalışıyorsunuz. Yani açık kapalı gibi bir durum var aslında. Çevirdiğim anda ağrı mı oldu, geri çevirdim geçti. Çevirdiğim anda tekrardan aynı ağrı hissediyorum ve çevirdiğim anda geçiyor. Hangi tarafa doğru olan dominant inputla hastanın bir eğilim var bunu anlamaya çalışıyorsunuz. And if the pain is in this way, then we can do a cross examination, and the principle of cross examination. And that means because when I'm rotating my neck to the left, I have, of course, a rotation of my neck, but I also have a sm small movement of my jaw. So the question is it coming from the jaw or the neck? Ve burada artık cross değerlendirmeye bakmanız gerekiyor. Ben kafamı çevirdiğim zaman bir yöne rotasyonu, tabii ki boynumda bir rotasyon var ama aynı zamanda çenemde de küçük bir hareket var ve bu ağrı gerçekten çenemden, boynumdan mı geliyor? Buna bakmam lazım. Yeah, and then we examine it a bit more or less movements. More resistance or more movement to the left, and to distinguish already, hey, this seems to be in my first hypothesis a more a jaw problem than, for instance, my first hypothesis, hey, I thought it was a neck problem. Ve burada da aslında değerlendirmeye çalıştığın şey şu. Sen rotasyonu yaptığın zaman sola doğru çeneden mi daha çok bir hareket var ya da oraya direnç verdiğinde ne tarafta çenede mi boyunda mı daha çok bir direnç hissediyorsun? Bu tarz şeyler değerlendirilerek bu problem aslında boyunun bir problemi yoksa çenenin bir problemi buna karar vermeye çalışıyoruz. We can use this kind of test in different ways. Bunlar için de çok farklı şekillerde farklı testler kullanabiliyoruz. Yeah, another example, very interesting test what we can use is the occlusio kinesthetic sensibility test. Bu çok kullanabileceğimiz farklı testlerden bir tanesi de okluzal kinestetik sensitivity testi. And the definition about that is when I'm changing something in my habitual occlusion, so that means when I'm closing my mouth and my teeth are coming together. Some of the patients has a primary contact of the teeth. So I always have a little bit more contact on my left and then it's coming to the right.
Burada ne yapıyorum peki? Hastanın genel alışkan olduğu oklüzyona kapanmasına bakıyorum. Bazı hastalarda şu olabiliyor. Alışkanlık olarak her zaman mesela daha çok sola doğru bir kapanması var ve sağdan daha fazla oluyor bu. So-called prematur contact. So that means when there is every time the first contact on that area, you can imagine that the afferent inflammation can also change the afferents to motor function from maybe neck or other kind of problems. Buna promotür kapanma diyoruz aslında. Düşünebileceğiniz şey şu: sürekli önce bir taraftan bir aferent geliyorsa bu aferent diğer yapılara doğru ilerleyip oralara da daha fazla uyarı gönderiyor olabilir her kapanmada. It's not a primary premature contact of the teeth, but we see a dysfunction, let's say, for instance, a rotated teeth, or the teeth is coming a little bit too much to each other, but the occlusion should be okay. Then we do a test, for instance, with a paper in between the teeth to look, is there a difference now? When we do it without, we rotate to the neck, it's painful or it is stiff, and we do it now with a paper, and it is getting better. What is the reason that it's getting better? Is it maybe because of the occlusion? Şu da olabilir. İlla ki başka prematür durumda belki dişin burada bir rotasyonu var ve bu şekilde oluşuyor ya da dişler biraz daha fazla birbirine giriyor. Bunun testini yapabilmek için diğer tarafa bir şey küçük parça koyabilirim ve aslında eşitlenmesini sağlarım ve bu sefer rotasyonu alırım. Eşitlediğimde evet bu ağrı azalıyor ya da herhangi bir değişim var mı yok mu buradan bakarak buradan gelen girdinin bu rotasyonda yarattığı ağrıya bir etkisi var mı bunu değerlendirebiliriz. Yeah, just to say it simple, we are changing dental afferences. And by doing that, maybe we can use this one also to treat our shoulder patient or maybe to treat our neck patient. Yani aslında basit şekilde söylersek dental eferenti değiştirdiğim zaman ben buradan gelen sonuçlarla belki bir omuz veya bir boyun hastasının üzerinde bir değişimler yaratarak bu şekilde tedaviler sağlayabilirim. Yeah, and also to give you an example later, it's what we can do with sport guys, sport women. What we can do with, why are they using a splint during sport? What's the reason about that? Ve sporcularla ilgili başka bir örnek verebiliriz. Sporu yaparken niye splint kullanıyor bu kişiler? And of course, with the Olympics now in Paris, also looking about, is there someone already there with some maybe braces there or splints in that area? That could be. Ya da olimpiyatlarda belki görebilirsiniz bazı sporcuların halihazırda burada bir reisi var ya da bir splint kullanıyorlar. Yeah, we can use this test and also as a treatment in the craniosurfacial region or for the jaw. Kronyo-servikal bölge ve çene için bu testi kullanabiliyoruz. But also think about patients who have lumbosacral or hip region problems. So maybe, for instance, I have an adduction problem of my hip. It could be coming from the jaw. But of course, there are tests to examine it. Ama aynı zamanda lumbosakral bölgede ve kalça bölgesinde de aslında düşünebiliyorsunuz. Belki bir kalçamda rotasyon problemi var ve bu belki gerçekten çenemden geliyor da olabilir. Bunu da değerlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Maybe it's not the source of the symptoms, the main problem, but maybe it's a part what is also involving your lower back patient. Belki bu semptomların merkezinde olmayabilir ya da ana sebep olmayabilir ama bir dahiliyeti olabilir bel ağrısı olan bir hastanızda mesela. Yeah, to give you an example for a study from Sarah Baum, one of my colleagues from Germany, where she looked about patients who had a GERD problem, so glenohumeral internal rotation defects. Bu meslektaşım Sara Baum'un yaptığı Almanya'dan bir çalışma ve oklüzyonda glenohumeral internal rotasyon defisiti değerlendiriyor. Yeah, what I did in this pilot study is I looked about can we use splints also to have a different outcome. For instance, maybe my volleyball player has more range of motion when I make a smash. Ve aslında bu splintlerle daha iyi bir sonuç alabiliyor mu ya da romda veya vurduğu şey, yaptığı hareketlerde daha iyi bir sonuç var mı buna bakıyor. Or maybe my strength is much better when I'm making the movement there because of using a splint. Splint kullandığım için belki yaptığım hareket daha iyi ve verdiğim kuvvet daha iyi. Buna bakıyorlar. Interesting study to read. Okumak için aslında çok ilgi çekici bir çalışma bu. So when we go back to the physical examination, I already described to you a little bit more. To go now to the craniofacial area, we talked already about resistance, rebound, and sensory answer. Ve değerlendirmemizle ilgili biraz daha kronofasyal bölgeye bakalım. Aslında bundan bahsettik dirençten, rebound'dan ve sensörü cevaptan. And here are some six examples what we use as a general technique. So that means on the occiput on the back. Parietal, sphenoid, different areas where we can examine it with resistance, rebound, and sensory answer. Ve bu direnç, rebound ve sensörü cevaplar için aslında bakabildiğimiz occipital temporalde farklı bölgeler var. Bu genel olarak kullandığımız altılı testimiz bizim.
Yeah, we do the same in the visceral cranial area. So that means the orbita, that means the maxilla and the zygomia. So more to the front area of the face. Ve aslında yüz için de benzerini yapabiliyoruz. Orbit için, maksiler bölge için, yüzün geri kalanı için de testlerimiz var. And when we see something that is important for our treatment, then we can look more in examination to specific techniques. Ve bu genel tekniklerde bir şey gördüğünüz zaman o bölgeye biraz da odaklanıp spesifik tekniklerle bu sefer değerlendirmeye devam ediyorsunuz. Now, when we examine the cranial neural region, we know, of course, we can examine the conductivity. Yeah? So that means we look for, in this case, the sensibility of the skin in the maxillary area here. Burada kranioneural bölgenin de değerlendirmesi var. Burada artık biraz da konduktiviteye bakabiliriz. Özellikle burada bu maksiller alanının değerlendirmesine bakılmış. So that's in the same way when we look about arms or to leg problems. That's one. The other one, of course, is the strength. In this case, for the jaw. Nasıl omuzda bakıyorsanız, bacakta bakıyorsanız bakabildiğiniz diğer şeylerden bir tanesi de kuvvet. Çenede de buna bakabilirsiniz. And to complete it, we can also do our reflexes, in this case a jaw reflex. Ve burada aynı zamanda reflekslere de bakabiliyoruz. Buradaki örnekte bir çene refleksine bakılıyor. Yeah, just as an example for the trigeminal area where we can treat. But it's not always, as I said before, sorry. Trigeminal alanın değerlendirmesinin bir örneği aslında bu ama her zaman böyle olmuyor önceden söylediğim gibi de. It's not always an conductivity problem. It could be a nervous problem, but maybe it's a neurodynamic problem. Ama konduktivite problemini her zaman görmüyorsunuz. Belki bir nöral problem olabilir ama konduktivite olmak zorunda değil. Yeah, that's the same what we see here in the right picture. Is that the therapist here make a neurodynamic movement of the jaw to test, in this case, her right mandibularis? Sağ mandibularis değerlendiren bir görsel sağdaki ve nörodinamiği değerlendiriyor aslında. Nörodinamikten gelen bir problem olabilir. And when the patient tells us, okay, now I feel my pain or I feel something, then of course it's important to understand it could be muscle, it could be joint, it could be a lot of structures. Then to distinguish by an extension of the neck, is the pain still there? Or is it gone? Because it could be also a cervical problem or maybe something else. Ve eklemin kendisinden, buradaki başka yapılardan birçok şeyden gelebilir. Hastanın sen çenesini bu yöne aldığında belki aynı ağrıyı hissediyor. Ve sen düşünüyorsun buradaki yapılardan gelebileceğini ama aynı zamanda hastanın başına ekstansiyonu alıp tekrardan denediğinde ağrı kayboluyorsa belki bu boyundan gelen bir şey gibi de düşünüp değerlendirebiliyorsunuz. And we complete this kind of neurodynamic test with palpation of the nerves from the trigeminus in different areas. But also think about, sorry. Sorry. Continue. Yeah, but also think about a palpation of the hypoglossus for the tongue, or maybe glossopharyngeal nerve. Yeah, to palpate it, is there an outcome there? And also in combination with the neurodynamics. Ve aynı zamanda trigeminal sinirleri palp ederken burada belki diğer yapıların, diğer sinirlerin de palpasyonla beraber dil tarafından gelen problem var mı ya da başka bir sinirden bir şey buluyor muyum? Bunları da değerlendirebiliyorsunuz. Yeah, to give you an example, one of my colleagues here on the left side is making that movement during a film. Solda bu hareketlerden birini yapan meslektaşı görüyorsunuz. Videoda. Flexion of the neck. She tenderizes it with the spatula. Then make a side movement of the jaw to test the left side. Boynu biraz flexyonu aldı. Sol tarafa almak için çeneyi kaydırdı ve çubukla baktı bir yandan. Yeah, the only thing what is not on the film and then extension differentiation is it actually coming from a nerve, to complete it. Ve bu testi anlamak için aslında videoda yok ama ekstansiyonda da aynı şeyi yaparak tam olarak bakması gerekiyor. Yeah, then I have two movies here when I was in Canada in Quebec City this year. A great example from one of the participants who had a tongue problem. When she was protruding her tongue, she was shivering with her tongue. There was a dysfunction there, also with talking and with swallowing. Yutmada ve konuşmada problemi olan ve dilinde problemi olan bir katılımcıydı bu aslında. Quebec'te yaptığımız bir eğitimde. Yeah, and when I do the test here, I will show you. Testi yaptım burada göstereceğim size. When I bring her into tension of the neural area, and there's a weakness Nöral of her tongue. alana bir gerilim verip dilin kuvvetsizliğine bakıyorum. And when I come out of tension, the weakness is not there anymore. Ve bu gerilimi kaldırdığımda o kuvvetsizlik artık orada değil. Bunu görüyorum. Yeah, so she had a problem with the neurodynamics of the tongue. That's the reason why her tongue was shivering and gives maybe problems of dysfunction in her swallowing. Yani nörodinamik olarak aslında dilinde bir titreme oluşuyor ve o nörodinamik basıncı kaldırımda geçiyor ve bu yüzden belki bu içinin bir ritma problemi var. Yeah, one of the things what we can do, it's not always like that, but we can use sliders for this kind of problems.
Ama yapabileceğimiz tek şey bu değil. Aslında slaytları da kullanabilirsin bu tarz parametrelere bakmak için. So I combine movements of the jaw, of the neck, of the tongue. Çenenin, boynun ve dilin hareketlerini kombine ediyorum burada. To have a better neural movement, better health of the nerve. Sinirin sağlığı daha iyi, sağlıklı olması için, daha iyi bir hareket için. Just to give you an example of the hypoglossus nerve in this case. Hipoglossus sinirli için hasta bir örnek böyle bir durumda. Then I will finish with a small case. Küçük bir vakayla bitirelim. To give you an example, to have a little bit more overview of what we can do. This is a guy who is a boy who is 11 years old and had an accident due to standing next to a firecracker. Bir 11 yaşında bir çocuğun örneğine bakıyoruz burada. Bir kaza geçiriyor. So there was a big explosion around his face. Ve bir yangın musluğunun yanında yaşanıyor bu ve yüzüne büyük bir basınç geliyor. So he had problems on the zygomatic bone area. So that means on the area here, also the area of the scarf. Buradaki sıkarı görüyorsunuz. Zigomatik bölgede bir hasar oluşuyor. An implosion of the Eustachian tube in the middle ear. Ve orta kulakta ve işitme kanalında bir sıkıntı oluşuyor, hasar oluşuyor. And also a peripheral facial nerve palsy. So there's a problem of the nerve itself into the face. Ve yüzün kendi sinirinde de periferal sinirinde de aslında bir palsisi oluşuyor. Yeah, were here his complaints? He had no pain in the first 2 weeks. But after two Şikayetleri ne? Aha. yeah, but after 2 weeks, his middle ear and along the scar gets painful. And every touch of cold water was painful for him. İlk 2 hafta aslında herhangi bir ağrı hissetmiyor. 2 haftadan sonra orta kulakta ve skar boyunca bir ağrısı oluyor ve her dokunma ve soğuk su onun için ağrılı hale geliyor burada. Yeah, so what we can see, sorry, it's in German here in this case, but we can see there's a pain around his jaw, but also a dull feeling in the whole right area of his face and also on the back part. Buradaki yazı Almanca ama burada görebiliyorsunuz aslında çenede bir ağrı var ve bütün bu alanda genel yaygın bir ağrısı da var. Yeah, so it means it's not only the facial nerve itself, but a whole area, so his whole right side was affected during the weeks. Yani sadece fasciyel sinir değil, bütün bu sağ tarafın tamamı haftalar için etkilenmiş oluyor. Yeah, what was the first treatment? The prescription was ibuprofen by the doctor, and it İlk was helpful tedavisi for excessive pain. Sorry. ne? İbuprofen veriliyor doktor tarafından ve bu ilk baştaki ağrı için yarar sağlıyor. Yeah, but the dull general pain was still remained. Ama genel olarak o ağrı devam ediyor hastada. Yeah, there was already manual therapy for this guy. He had treatment already for the cervical region and training of the facial muscles. Fasciyel kasları için çalışma yapılıyor ve servikal bölgeden bir tedavi alıyor manuel terapiyle. Yeah, the general pain is getting down when we look at the NRS, the dynamic rating scale, but spontaneous facial activities like smiling, sneezing remain still painful. Ve genel ağrısı aslında skalaya göre biraz daha düşüyor. Ama spontaneous fasciyel aktiviteler, gülümsemek ya da işte yapışmak gibi şeyler ağrılı hala. So how can we treat this patient? Bu tarz bir hastayı nasıl tedavi edeceğim peki? Yeah, just as an example, just as a musculoskeletal therapy Krafta approach. And what were the findings during our examination? Bu aslında muskuloskeletal terapi Krafta yaklaşımı ve değerlendirmemiz sırasında şunları bulmaya çalışıyoruz. Yes, there was a problem of the facial nerve. So when we train only a facial nerve or do it too quick, then maybe we only get it, make it more worse, or the dysfunction or the pain will still be the same. Ve tabii ki bu fasciyel sinirde bir sorun var ve nörodinamik testini yapıyoruz fasciyel sinirin ve bunun üzerine çalışmaya başlayabiliyoruz ama hala orada ağrı kalmaya devam edebilir. So we have to test, but also to treat this patient in the facial nerve, maybe in a different way. Also, the palpation of the scar is of course positive, but also there was a swelling and several branches of the facial nerve were very painful. Başka nelere bakabilirim? Sıkarı bir palpe ediyorum ve tabii ki ağrılı. Ve aynı zamanda fasciyel sinirin bazı birçok dalında da şişlik fark ediyorum. Yeah, we saw that different areas, different activations of different muscles were not possible. Yani farklı alanlarda farklı kasların farklı aktivasyonları var burada, onu görüyoruz. Of course, because of different branches running to different areas of muscles in the face. Çünkü aslında farklı dallar yüzün farklı kaslarına gittiği için hepsi etkileniyor. So always important to understand the verbal statements of a patient.
Hastanın sözel söylemleri burada bizim için çok önemli. Bunları her zaman dikkat edin. And what he felt, he said, okay, I have the feeling that my face is half like a moon. Yeah, the left side is a little bit larger. It feels larger than the right side. It's not, when I look in the mirror, it's okay, but it feels if it's bigger. Ve hasta bana şunu söylüyor. Yüzümü sanki böyle yarım ay gibi hissediyorum. Aynaya baktığımda evet normal görünüyor. Ama his olarak bir tarafın daha büyüdüğünü hissediyorum. And also very interesting that when I am on my phone, I sometimes have a feeling on the right side of my face as if my mobile phone was in my face. Eh? So already the connection about something in his hands, something around his face because of the accident with the firecracker. Ve şunu söylüyor. Telefonumu tuttuğum zaman sağ elimde sanki yüzümde de bir şey oluyor gibi hissediyorum. Yani aslında şunu anlayabiliyoruz. Elindeki bir şekilde sinirsel bağlantının yüzde olan bir ilişkisi var. Bunu fark ediyoruz. As if my mobile phone was in my face. Interesting way how he tells us as an 11 years old boy to the therapist. Bir aslında 11 yaşında çocuğun söylemesi için tuhaf bir şey bir taraf işte. Sanki yüzümde telefonum varmış gibi hissediyorum demesi. So what we can do, and it's an option, it's not always what we have to do it like this, but in this case, what we did is further examination, and we did a two-point discrimination from the left and the right side, and we can do it with a specific program, what we can use it on the computer. Bilgisayarda kullandığımız spesifik bir program var daha ileri değerlendirme için. Bu her zaman gerekli ama bu durumda kullandık. İki noktalı diskriminasyon. Yeah, and then what we do, the patient is asked to look at pictures, and then the patient has to do it very in an accurate way, very quick to say, okay, I'm seeing a hand is going to the right. I can see a patient who's going to the left. I can see a patient who bring the tongue to the left. Yeah, and then they have to click, is it to the left or on the right? And mostly what we see when there are a lot of pain problems or in chronic areas, in chronic problems, long-lasting pain, that there is a less recognition of left and right. Ve şunu yaptırmaya çalışıyoruz aslında. İşte bilgisayar karşısında görseller geliyor. El sola doğru, işte dil sağa doğru, sola doğru ve çok hızlı ve çabuk bir şekilde bunlara cevap vermesi gerekiyor. Bu tarz uzun süreli kronik ağrı problemli olan hastalarda bu sağ sol ayrımında zorlandıklarını görebiliyoruz. And it's the same with looking about emotions. So they look about patients who are happy, looking at fear, looking about happiness, look about sadness. And then they also have to click, hey, this seems to be this emotion. And also here we can see they are less aware about facial expression when there is a chronic problem. Ve bir kronik problem varsa değerlendirdiğimiz şeylerden bir tanesi yine programda şu. Hastanın karşısına farklı duygulardaki görseller gelip diyor. Yani işte mutlu, sinirli, korkmuş gibi. Ve hastanın bu görsel bu duygudur demesini bekliyoruz. Eğer hastanın kronik bir ağrısı varsa bu yüzdeki ifadeleri tanımakta daha fazla zorlanıyorlar. So in the treatment itself, of course, we're treating the nerve itself. It could be in different ways, of course, depends where you start. But think about proximal or distal sliders. That's the same what we can do with our upper limb techniques or in a leg. Burada aslında farklı teknikler kullanabiliyoruz. Tabii ki önce sinirin tedavisiyle başlamamız gerekiyor ama farklı slide tekniklerini kullanabiliyorsunuz sinirler üzerinde. Yeah, facilitation of the muscle chains, innervation of the facial nerve, but also self-mobilization of the scar. Scar'ın self-mobilizasyonu, farklı kasların fasilitasyonu ve buradaki kas zincirlerin fasilitasyonu. Yeah, which you can see already here on the picture. Görselde görebiliyorsunuz bunu. But also train in the same way what I told you already in the previous slides with GMI, graded motor imaging, left and right discrimination, mirror therapy, looking about emotions, etc. Aynı Imaging. zamanda bir önceki slide'da aslında anlattığım şeyleri bir çalışma olarak da kullanabiliyorsunuz. Graded motor imagineri ile işte farklı duyguları gösteriyorsunuz, sol sağ farkını gösteriyorsunuz ve bunların üzerine çalışıyorsunuz. Bu da beyindeki şemayı eğitmek için. Yeah, there's an example here, lateral training. Is it to the right side in this lady on the left picture? What kind of emotion do you see? Happiness, fear, astonishment, disgust, sorry, angry or sadness? Burada soldaki görselde görüyorsunuz aslında buradaki hanımefendinin yüzünde nasıl bir duygu var işte mutluluk, korku, şok olmuş ya da sinirlenmiş, mutsuz gibi onu söylemeye çalışıyor. And on the right side, you can see the patient is seeing herself at the computer, at the video. And then the lady is demonstrating how she can use the face in a movement of happiness or angriness, sadness, etc. Sağdaki görselde de bilgisayar karşısındaki hanımefendiye bakın. Orada kendini görüyor ve bir duyguyu nasıl
yüzüyle ifade edebilir aslında. Onun üzerine çalışmaya çalışıyor. İşte mutlu görün, mutsuz görün gibi şeylere bakıyor. Yeah, this is an example, just a study. When we look about people who have chronic facial pain, and we know and see here already in the title, perform worse than controls at the facial emotion and recognition task. Burada aslında başından da anlayabiliyorsunuz. Kronik fasyal ağrı gösteren kişiler fasyal duygularını kontrol etmekte bu tarz sorunlar yaşamayan insanlara göre daha kötüler. Yeah, so an interesting thing also to use in treatment. It's not for all our patients, of course, but a very handful tool. Tüm hastalarda tabii ki gerekmiyor ama çok kullanışlı da bir araç aslında kullanabileceğiniz. Yeah, and here just as an example in the study, the worse the lateral detection to see detection to left and right, the worse is the emotional recognition. Ve sağ ve solun belirlenmesinde ne kadar kötüseniz aslında emosyonel algılamakta da daha kötü olabiliyor. Bununla ilgili bir çalışma. And again, we can train it to have a better function, to have less pain. Ve tabii ki bu da eğitilebiliyor daha iyi fonksiyon için ve daha az ağrı için. So the results after 6 weeks, the pain is less, reduction of pain from 2 out of 10. Ve 6 haftalık çalışmanın sonucunda sonucu görüyorsunuz. 10 üzerinden 2'ye düşüyor aslında ağrısı 6-7'den. And after 6 weeks, the pain is sometimes gone. Of course, maybe we have to look more to see this patient, but the feeling of the moon is reduced. So he already thought it feels like the moon, but it's already getting smaller. Hasta bazen hiç ağrı hissetmeyen hale geliyor 6 haftanın sonunda ve bu yarım ay hissi azalıyor. Daha küçük bir hale geliyor gibi. And the parents, also important, of course, you recognize already that his facial expressions vary more and are more intense than before. So he had a better facial mimic in his whole facial area. Ve burada aslında ebeveynler çok önemli hale geliyor. Ebeveynler şunu fark ettiğini söylüyorlar. Fasyal ekspresyonları daha iyi ve daha düzgün şekilde fasyal mimiklerini yapabiliyor. So I hope, just to give you an example, I hope it was not too much because I always get a little bit excited. Because it still has to be an introduction. Are there questions? Because I don't see here the chat. Are there questions from what I told you in the last hour? Bu tabii ki bir giriş olmalıydı ama bizim için çok ilgi çekici bir hale geliyor ve çok fazla şey konuştuk ama çok fazla olmamıştır. Herhangi bir soru varsa şu an artık alabiliriz. Sohbette herhangi bir soru görmüyorum. Soru sormak isteyen var mı? Sorusu olanları alabiliriz arkadaşlar chat kısmından. No questions. Maybe we can wait a little bit. Yeah, we have a question. If we have a patient with tinnitus, can we give a good treatment for that patient? This program can we teach something about it? Tinnitus is of course a very difficult problem, and I think we have the same in your country that patients are coming to you, I have tinnitus, can you help me with that? I always say it's a very difficult thing when patients have tinnitus, but it depends on is it maybe a problem who's coming from the jaw, is the pain is coming from the neck, is the pain is coming from the nerves. For instance, different nerves, what we can test and treat, has also involvement of the eardrum, also have involvement of the middle ear, also have involvement of the sound that's coming in. So there are a lot of things what we can do to treat patients with tinnitus. Tinnitus çok ciddi problem ve muhtemelen sizin ülkenizde çok fazla hasta tinnitusu yardımcı olmanız için sizden yardım istiyorlar. Burada aslında değişir yapabileceğiniz şeyler. Tinnitus problemi çeneden mi geliyor, boyundan mı geliyor? Sizin değiştirebileceğiniz şeyler var mı yoksa daha çok orta kulaktan ya da başka yerlerden mi geliyor? Bunlar için de çalışabiliyorsunuz ama tinnitus için yapabileceğimiz, hastalarımıza yardım edebileceğimiz için çok fazla şey var. Yeah, think about the cranium. What is the reason when you do examination and I have a movement of the sphenoid area and the parietal area of the occiput? And if the sensory answer is, hey, this is my tinnitus, or my tinnitus is getting less or more, yeah, that could be a source for maybe your tinnitus patient. Ve parietal ve occipital alandan bir uygulamada bulundun sen hastaya. Teknikleri kullandın ve hasta dedi ki ay evet tinnitusum gitti, geri geldi, herhangi bir değişiklik yarattın. Bu tarz bir hastaya da hasta teknikleri kullanarak yardım edebilirsin ve tedavi edebileceksin.
Yeah, and again, it is also pain education. It's also in a multidisciplinary way. There are a lot of things to tell you about tinnitus, but we talk about it more in our advanced courses. But yes, to give you the answer, difficult, but I treat a lot of patients with tinnitus, and it's very helpful when we use it with this approach. And actually, I think you tried to ask about can we treat our tinnitus patients on with the foundation course? If you do it already on the foundation course, I think you again have already the basics about how to have a good approach about thinking about your tinnitus patients, but to actually, sorry. You Yes, can continue. okay. Habits to actually to treat it. We talk about much more about that in our advanced courses. But I think if you are at the basic course, you already have a good knowledge about how you can treat this patient. Şöyle aslında tabii ki aldığımız temel kurs eğitiminde tinnitusla ilgili çok iyi bir temel oluşturacağız ve tinnitus hastalığını tedavi etmeye başlayabiliyorsunuz. Ama advanced kursta bununla ilgili daha fazla konuşuyoruz ve daha fazla üzerine çalışıyoruz. Tinnitus zor bir şey ama bununla ilgili tedavilerimiz var. And in this course, can we see some treatment about the nevralgia? For example, trigeminal nevralgia or other Yes, of course. nevralgias? Yeah. Can we talk about it a lot? And there's a big topic of the course that we talk about all the nerves, and of course, with a lot of neuralgias, neuropathic pains. And most important is how can we examine it? How can we distinguish between different kinds of subclassification of pain, and how can we treat it? Yeah, that's the most important thing for what I see with my patients here in my clinic. How can I change it? How can I examine it? And how can I also assess it again? Hey, I did something and I do assessment again. Hey, it's getting better in dysfunction or less pain. Bu kursun aslında en temel şeylerinden biri zaten nevrajlar. Birçok sinirleri, aslında yüzdeki tüm sinirlerin nasıl değerlendireceğini, nasıl tedavi edileceğini ve tedavi ettikten sonra nasıl tekrardan değerlendireceğinizi göreceğiz. Bu bizim klinikte yapmamız için önemli bir şey. Biz sinirleri tedavi edeceğiz ve onları nasıl değerlendireceğini de göreceğiz ve bunlarla ilgili tedaviler de olacak. Yes. Yes. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? They say thank you for your Okay. answers. You're Ayrıca welcome. sorular gelene kadar küçük bir bilgi vereyim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Hocamıza da teşekkür ederiz sunumu için. Hocamızın bahsettiği craft eğitimimiz toplamda iki bölümden oluşmak üzere 8 gün yüz yüze, 5 gün online olacak. İlk yüz yüze eğitimimiz 29 Ağustos 1 Eylül arası Ankara'da gerçekleşecek. Detaylı bilgi için medikus.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Herkese tekrardan iyi akşamlar. When we are waiting the question, she gave about the course and the dates. It wasn't the question. Yeah, sorry, once again, there was a question about the course and the dates. No, she gave the information about the course when we are waiting other questions. It wasn't a question. Okay. She gave information the participants. Okay, for the other ones, you mean? Yeah. Okay. We have another question. Yeah. If after our course, if we have a case, are you gonna try to give answer about that, our cases? Yeah, when you are Thank having you. your own case yourself. Yeah, of course, of course. Like, it's always nice to have input of the group. Huh? Of course, we can't give all the we can not have all the cases and discuss it. But it's very important that you also have your own cases already, specific when you're already treating in this kind of problems, but also to think in a different approach. And I use a lot of my patients as an example, but it's also helpful to discuss it like that with your own patients, of course. Sizin hastalarınızla ilgili tabii ki eğitimlerde konuşacağız. Tabii ki bütün sorulara her zaman her dakika cevap veremiyor olabiliriz ama kendi vakalarınız varsa farklı yaklaşımlar kullanıyorsanız eğitimlerde bunun üzerine mutlaka konuşuyoruz. Ben genelde kendi vakalarımı da getiriyorum ama sizin vakalarınızı da konuşacağız. Belki siz kendi grubunuz içinden de bir şeyleri konuşabileceksiniz bizim cevap veremediğimiz durumlarda. Ama tabii ki bu vakalarla ilgili destek olacağız. Okay. Yeah, we have another questions. About bruxism. Yeah. If you have a bruxism, temporomandibular joint mobilizations are effective or not? Yeah, you mean if we discuss it in the courses or if it's effective? Just asking now, I think. Sorry? Directly asking now, is it effective or not? Okay, yeah.
I do not understand your answer. Okay, now let's say it in a different way. Okay, we talk about bruxism. Bruxism is a new way of thinking about motor dysfunctions in the face. If someone is clenching or grinding and doing that during the day or during the night, there could be a splint in the occlusal area. But more beneficial is to talk about bruxism, to be aware of when do you do the bruxing or clenching. And how can we use that in our treatment? Yes, of course. Tabii ki kullanabiliyoruz belli yöntemleri. Ancak aslında burada bahsetmeniz gereken şey bruxizmin gün içinde mi, ne durumda olduğu, bu aslında çok daha genişleyen bir konu ve tam olarak bruxizmin ne olduğundan bahsederek birçok farklı yöntem kullanabiliyoruz. Actually we have another question. Şimdi bruxizm, you are prefer more myofascial mobilizations or joint mobilizations? Now, that's the basic of bruxism is that you understand what is the principle of bruxism. Because the most worst thing what you can do, or not beneficial way of doing, is only making a movement of the muscle or only do joint mobilization. No, it's important that you think about the process behind bruxism because it's a central problem. Yine cevap aynı aslında. Burada bruxizmin temelinde ne yattığını öğreniyor olmanız lazım. Sadece eklemi ya da sadece kası mobilize etmek fikri üzerinden gitmiyoruz. Arkada nöral durumda ne yatıyor ve ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu anladığınızda ona göre karar verip hastalarda bunu kullanacağız. Yeah, so when I have a patient with bruxism problems, let's say clenching, I'm not making a trigger point movement of his muscle. No, I want to tell the patient about it. What is the context that you're doing that? And of course, there are a lot of things what you also can do in this area because mostly there are also other complaints in that area. Mesela bruxizmde clenching sorunu olan bir hasta olduğunu düşünün. Gidip direkt ona ben trigger point tedavisi yapmaya çalışmıyorum aslında. Nereden önce temas ediyor ve başka bu alanda hangi sorunlar var, bunları anlayıp ona göre bir tedavi planı kurmanız gerekiyor. Yeah, sometimes to give you a little bit more information, people already was told, oh yeah, you are clenching or grinding. They are not, but it's because of a nerve problem or maybe a joint problem. Yeah, but then Ve the classification is wrong. sınıflandırmaları yanlış hastalar bile gelebiliyorlar size. Aslında bir sinir problemi var ama hasta diyorlar ki senin bir işte grinding problemi var ve bu yüzden bu sorunu yaşıyorsun gibi şeylerle yanlış sınıflandırmalarla hastalar bile gelebiliyor. Öncelikle buna bakmanız gerekiyor. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? That okay? DS about is it first graft'ta? No. Türkiye'deki graft'ta değil. Bu daha önce yapıldı. Başka sorusu olan var mı? I tried to understand some words, but still difficult for me, also after 1 hour. Recognize. Maybe after your course you can understand Yeah, more. maybe, yeah. I think we don't have another question. No. Yeah. No more questions? Oh, there's one Thank more. you. They say thank you. Yeah, you're welcome. Always happy to do this kind of intros also for you. I hope so you learned already a little bit more about to think in a different way. Maybe we see each other already in 2 or 3 weeks because then I'm coming to Ankara. First online and then mo mostly on the yeah in Ankara itself and maybe later in other courses. Thank you. Belki başka kurslarda görüşürüz. Bu size bir kapı açması için biraz daha bir şeyleri daha fazla anlamanız için yapmaya çalıştığımız bir şeydi. Bu giriş gibiydi. Ankara'ya kursa geleceğim zaten öncesinde online'da. Sonra Ankara'da olacağım. Belki orada da görüşürüz sizinle. Ya da başka kurslarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Thank you so much for your presentation and for your time. You're welcome and also you for your translation. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Okay, thank you. Have a nice evening. Have a nice evening. Bye bye. Bye. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.